Şu anda yardım kolileri arabaya yükleniyor. Karali Konağı'ndayız. Karali'nin torunu Hasan Er bugün deprem bölgesine yaptığı yardımları ve yapacağı yardımları beraber Göksun, Elbistan, Nurhak, Maraş tarafına gideceğiz. Şu anda içeride yapılan hazırlıkları sizlere göstereyim canlar, çocuklara. Toplar bir yanda. Şimdi çocuklara götürüyoruz hep. Küçük çocuklara, bebekler. Merhabalar. Hasan Er. Merhabalar dostlar. Şimdi biz aşağı yukarı bir haftadır buradayız. Deprem bölgesinin aşağı yukarı %80'ini dolaştık. Bugün de çocuklarımıza bu gibi oyuncakları hazırladık, bebekleri hazırladık. Elbistan ve Nurhak'a gideceğiz. Bunları bir nevi de olsa, az da olmuş olsa, eğer canlarımızın yaralarına merhem oluyorsa ne mutlu bize. Sarız'dayız. Sarız çok konuşuluyordu. Daha önce televizyonlarda gündeme getiriyorlardı. Sarız sarız. Nasip oldu. Keşke böyle bugünlerde nasip olmasaydı. Farklı bir dönemde nasip olmuş olsaydı. E maalesef işte. Demek ki dünya çok küçükmüş. Şimdi hazırlıklarımızı yapıyoruz. Aşağı yukarı bir saate kadar çıkacağız. Elbistan ve Nurhak'a yardım kolilerimizi ve bu çocuklarımıza bu oyuncakları iletmeye çalışacağız. Elimizde geleni yapmaya çalışacağız. Gerçekten büyük bir trajedidir. Özellikle çocuklar ve kadınlar için doğal afet. Olmaz yani, doğal afettir işte. Gerçekten tarifi olmaz, yorumu olmaz. Ama maalesef yaşadığımız coğrafyada doğal afetler de olmuş olsa ötekileştirmeler vardır. Öbüriyetme vardır. Ayrımcılık vardır. Burada özellikle Avrupa'daki Alevi derneklerine, Alevi federasyonlarına, tüm Alevi kurumlarına çok büyük yardım ulaştırdılar. Kayseri aracılığıyla, Cemevi aracılığıyla. Biz de Ansi, Fransa Ansi şehrinde geliyoruz. İnsan Hakları Kütüphaneler Kültür Derneği adına geldik. Artı dostlarımız yabancı Fransızlar. Yani dil, din, ırk ayrımı yapmadan bize korkunç bir nakli yardım ilettiler. Ben sizin aracınızla hem dernek üyelerimize, dostlarımıza, Fransız arkadaşlarımıza, Arap arkadaşlarımıza, artık hepsini bir şey yapmayayım böyle. Hepsine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. İyi ki varlar, var olmaya devam etsinler. Peki, teşekkürler. Şöyle bir şey arz edeyim. Şimdi gelecek olan yardımlar var, kamyonlar var, yatırlar var. Bunların içinde yardım olarak çadır veya başka daha neler var? Evet dostum, şimdi bugün bizim tır yükleniyor Kayseri Cemevi'nde. Hijyen kolileri var, gıda kolileri var, çadırlarımız var, suyumuz var. Biz daha önce bunları farklı bölgelere, Adıyaman'a gönderdik. Bugün yine bir tır Hatay'a gidiyor. Bugün de biraz sonra tır yola çıkacak, kamyon yola çıkacak. İçinde gıda kolileri, hijyen kolileri, çadırlarımız, suyumuz, yani bir insanın, bir ailenin artı iç çamaşırlar var. Kadın, erkek, çocuk, yetişkin iç çamaşırları var. Onlar da biraz sonra gelecek. Biz burada beraber gideceğiz. Yardımlarımızı biz birebir sahada kendimiz yardımları iletmeye çalışıyoruz. En sağlıklısı, en azından ihtiyaç sahipleri insanlara yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Hocam materyal bir şey ya. Anar yapıya Elbistan. Binalar gitmiş resmen. Elbistan. Ali abinin Hasan'a gidiyoruz. Şu anda Elbistan'dayız. Evet Ali abi Hasan. Şimdi kamyonu bekliyoruz. Evet Çadırkent'teyiz. Kamyonumuzu bekliyoruz. Biraz sonra geldiğinde kamyonu indireceğiz. Ondan sonra Nurhak'a geçeceğiz. Buraya oradan da yardımlarımızı ulaştıracağız. Ve sonuç olarak bugün noktalayacağız yani. Bugün noktalayacağız evet şu anda. Aynı zamanda da çocuklara da hediyelerini veriyoruz. Bana göre. Şu anda bak çekiyorum. Yani biz Rıza Şehri olarak Gazi Cemevi Kültür Vakfı ve Rıza Şehri olarak burada görevde bulunuyoruz. İstanbul'da geldik. Burada şeyimiz, yardımlarımız şu şekilde. Daha çok gönüllülerde. Sonra tekrardan şey yaparız. Daha çok gönüllülerde bize yardım geliyor. Devletten yardım gelmiyor. Gönüllerde yardım geldiği için kısıtlı bir şekilde yardım alıyoruz. Elimize geldiği kadar insanlara yetişmeye çalışıyoruz. Vatandaşlara yetişmeye çalışıyoruz. Ben kendi kişisel olarak İstanbul'da geldim ama inanılmaz duygusal duygu yoğunluğu yaşıyorum. Özellikle kadınlarımızın durumuna çok ciddi anlamda eksiklik görüyorum. Umarım bir an önce toparlanırız halk olarak diyorum, el ele verirsek. En önemli şey de bu şeyde tabii ki kötü olan şeyde de iyiyi çıkarmaya çalışıyoruz. Örgütlüğü çıkarmaya çalışıyoruz, dayanışmayı, birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı örgütlemeye çalışıyoruz. Bu kadar. Teşekkür ederim. Şey, eksik olan yerleri şey yaparsın. Yoksa genel durumu söyledim zaten. Ali Şükür herkes. Arkadaşlar. Aynen. Aynen. Ya bizim kendi kanı Gazi Cem Evi'nin Kara Ali Konağı'nın torunlarından Hasan Er'in ve Fransa'da Pir Sultan Abdal Derneği'nin yardımlarından. Fransa'da gelen arkadaşların, evet. Ansi'de gelen arkadaşların, evet, evet.
bizim bölge için, barış için getirdikleri yardımlar var. Özellikle çocuklar için getirdikleri belli hediyeler var. Zaten çocukların bu dönem psikolojisi allak bullak. En azından bunlarla oyalanırlar. Onun dışında da farklı yardımlar da getirdiler. Gıda paketleri var. Elbise, hijyen ihtiyaçlarını gidermek için paketlemeler yapmışlar. Buradan ta Ansi'deki Pür Sultan Dergâh'daki arkadaşlara selamlar, saygılar. Burası nereye bağlı? Onu burası Barış diye geçiyor. Nurhak'a bağlıyız biz. Nurhak. Kahramanmaraş Nurhak ilçesine bağlı Barış. Aynen. Beldesi. Eski Barış Beldesi. Eski Barış Beldesi. Çünkü aracımız var, sıkıntı yok onda. Muhtar mı? Evet. Arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Tamam. Tamam. Öğretmenimiz de burada. Tamam. Arkadaşlarımız da burada. Teşekkürler. Hadi çok iyi. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Yanlar şu anda Kahramanmaraş Nurhak, Nurhak'a bağlı. Neydi Barış? Beldesi. Nurhak Barış. Nurhak Barış Beldesi'ndeydi şu anda. Kara Ali Konağı torunlarına Hasan'ın ve Fransa. Hansi İnsan Hakları İnsan Hakları Kültür Derneği. Ansi'deki dostlara selam. Bir daha söyle, duymadı millet. Ansi İnsan Hakları Kültür Kültür Derneği ve Frans arkadaşları yardımları. Dostlarımıza teşekkür ediyoruz yardımlarından dolayı. Sağ olsun, var olsunlar. İyi ki varlar, var olmaya devam etsinler. Bölgeye yardımlarını da eksik etmesinler. Şu anda el birliğiyle depoya malzemeler yerleştiriliyor. Burada ihtiyacı olan canlarımız gelip burada görevli olan canlarımızdan rica edip alıyorlar bu yardımları. Evinin ihtiyaçlarını. Çünkü burada şu anda %70'i, buranın %70'i tamamen yıkılmış. %70'i tamamen yıkılmış canlar. İnan ki şok olunacak şeyler. Sadece 4 katlı bir binada 10 kişi. Bir aile tamamen yok olmuş. Onu söyleyeyim. Evet. Ağır hasarlı ve tamamen yıkılacak, hepsi yıkılacak. Burada yardımlarını bizlerden esirgemeyen yurt dışındaki canlarımıza da teşekkürler ediyoruz. Gönderene de şöyle bir şey daha söyleyeyim. Dercalar biz sabahtan beri kuşkusuz kendi kurumumuzun adını gündeme getiriyoruz. Bunu da unutmamamız gerekiyor ki Fransa Federasyonu, Almanya Konfederasyonu da oradaki tüm dernekler, demokrat kitle örgütleri de bu yardımın içinde büyük seferber olmuşlar. Biz Kayseri Cemevi'nde bunu gördük. Bu canlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmasınlar. Teşekkürler. Teşekkürler, sağ olun. Değerli dostlar, Nurhak Barış'tayız. Yardım kolilerimizi getirdik. Canlarımızla burada kolilerimizi indirdik. Buraya da çok fazla ihtiyaç olmama temelinde. Hüseyin arkadaş zaten biliyorsunuz. Ansi'deki arkadaşlar tanırlar. Saint-Julien'de işletmecilik yapıyor. Var gücüyle deprem olduğu günde bugüne kadar sahadadır. Biz ilk etapta ben Hüseyin arkadaşa teşekkür ediyorum bu duyarlılığından dolayı. Biz, benim Dilen yoldaşım, Hasan yoldaşım bize ara vermeden gerçekten son gaz çalışmaya çalışıyoruz. Ne yapalım? Elimizde gelen bu kadar. Biliyorsunuz deprem bölgesi çok trajedi, çok kötü gerçekten. Kadınlar olsun, çocuklar olsun. Yani herkes için çok kötüdür artık. Söylenecek laf yok. Gerçekten söylenecek laf yok. Biz medyada gördüğümüz gibi de değil. Medya buranın %10'unu çekiyor. Bir de bu gibi köyler, bu gibi yerler maalesef devlet tarafından terk edilmiş durumdadır. İyi ki yardım kurumları vardır. Bu insanlara ulaşıyorlar. Ulaştırmaya da devam edeceğiz bunu söyleyeyim. Tekrardan ben derneğimizin üyelerine ve dostlarımıza, Fransız dostlarımıza, arkadaşlarıma, herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Var olmaya devam edin. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Arkadaşlar, öncelikle siz Ansi'deki dostlara hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Evet, maalesef ülkede yaşadığımız büyük bir felaketten dolayı bölgede çok büyük bir yıkım var. Buralar
televizyonda görüldüğü gibi değil, daha çok farklı. Bizim özellikle burada bulunduğumuz bölge, benim bölgem Nurhak, Barış olarak bizim buraya gelen yardımlar ve yardımsever arkadaşlar, özellikle Muş, Bulanık'tan gelen dostlar, oradaki arkadaşlar yönetimiyle beraber orada gelen yardımsever dostlarla 30 gündür, 35 gündür bize burada yardım ediyorlar. Siz dışarıdaki dostların da gönderdiği katkılarla bir şekilde ayakta durmaya çalışıyoruz. Size sonsuz teşekkürler. Eyvallah. Teşekkür ederim.